Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Selamünaleyküm cümleten. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Oyun Kuşu Performans kanalı. Serkan, gerçi bayağıdır video atmıyor ama videoları da kaldırdı. TV'de kuşlardaydı. İncelerini izliyorlar. Aynen öyle. İnşallah atacak mısın peki Serkan? Biliyorsun, ya senin bayağı bir takipçin var da bana da soruyorlar şimdi. Diyorlar ki, ya ne oldu Serkan, nerede filan. Bizim bir Mesut dayı var biliyorsun şeyde. Ha. Yine bu taraflarda birkaç tane daha eleman var. Adamlar diyor ki, ya Serkan ne oldu, video atmıyor mu Serkan abi filan diyorlar. Ne diyorsun sen? Ne diyeceğim, ne diyorum biliyor musun? Kuşları gördün az önce, banyo yaptırıyoruz. Banyo yaptırmadan önce kendilerini gördün. Kaldırıyorum, incesinde kuşlar şimdi. Bunları zorlamaya evet, gelmez ya. Şu an herkesin kümesi tüyde arkadaşlar. Yani kim ne derse desin. Yani tabii herkesin kümesi. Yani bütün ya, kanatlı hayvanlar şu anda bak. Kanatlı hayvanların hepsi tüyde. Kargalar bile tüyde biliyor musun? Tabii kuş. İçinde kargalar var 4-5 tane, hepsi tüyde. Kuşun tüy zamanı. O yüzden de hiçbir kümeste uçan kuş bulamazsın. Ama bu ayın sonunda millet uçurmaya başlar. Bu ayın sonunda kuş görürüz inşallah. Şimdi şöyle bir Serkan'ın bir kümesine geldik. Bu meşhur manzarası. Ben de burayı hep videolardan izliyordum. Buraya gelmek de nasip oldu arkadaşlar. Kuşlar da burada. Şimdi bu kuşlar kaç tane soy var burada Serkan? Burada kardeşim kaç tane soy var biliyor musun? 1, 2, 3 tane soy var. 3 tane soy var. Bu beyazların beyazlar peki aynı soy mu? Beyazın erkek olan beyaz var ya makasla. He. O apaçı dumanlarının altından geldi kardeşim. He. Arkadaşlar. Diğer beyaz. Şu apaçı diyorlar ya. Hani diyorsun ya. Şu apaçların bize şu erkekleri bir göstersene sana zahmet ya. Göstereyim. İnsanlar da merak ediyor bu apaçı soyu nedir. Ben bir tane onları, şu yavrusu mesela. Apaçının yavrusu. En büyük babaları hangisi? Babaları mı? Ver bakayım. Verdiler bak. Şöyle kümesin içine de girelim. Vallahi arkadaşlar kümesin işi böyle. Bu 10 yaşında tamam mı? Bunun gözünün böyle olduğuna bakma. Canavar gibi bu. Gözüne uyanmış. Arkadaşlar bu kuşun videosunu da Serkan bana atmıştı. Aynen bunu sana videosunu aynen bunun videosunu atmıştı. Bu kuş da bir villanın önüne oynuyor. Çok da muazzam oynuyor. O kuşun birebir kendisi. Aynen ta kendisi. Yine apaçilerin kendisi. Bir kardeşlerinden biri. Doğru mu Serkan? Doğru. Bir tanesi burada. Ondan sonra erkeklerden biri. İyi maşallah. Onu da şöyle bir. Yine bir tane erkeğimiz de böyle arkadaşlar. Bir erkek de burada. Şurada da çıkmasınlar. Bir erkek de burada kardeşim. Tamam mı? Onu nasıl alalım? İyi maşallah. Dört erkeğimiz var değil mi? Dört tane mi var? Dört tane erkek var. Dördü dumanlı değil mi? Dördü birisi aynen. Bunlar. Ey maşallah. Bunlarda bilezik var mı Serkan? Var tabii canım. Olmaz olur mu bak. Aynen. Öte yanda mı? Hangisi bakayım? Aynen. Hepsi bilezikli. Ergen yaklaşık. Bilezikli. Şunlarda da var değil mi? Tabii canım. Olmaz olur mu? Bunlar damızlık olan kuşlar. Bunlar da bilezik olmaz mı? Ben yavrularıma bilezik takmıyorum sadece. Onlarda da hepsi. Ergen abinin bileziği var. Ergen buraya nereye gidiyor? Kaptın havada. Yakalarım abi. Aa bu beyaz olan. Dur bakayım. Bunda bilezik yok. Bu da o kuşlardan değil mi? Aynıları. Baba bunlar. Meisler. Pardon ya. Bu şey beyaz olan var ya ayağında beyaz. Şeytanlardan. Beyaz şeytanlardan mı? Yani o şeytanlardan şu erkek. O erkek şeytanlardan. Onun da maşallahı var ha. Aynen dayı. O erkek aynen. Böyle bir kula dişimiz var. Makasla şu anda. Yani makasla elimizden çıkarma şansımız yok. O yüzden. Bu da yine şeyden değil mi? Tabii. Apaçilerden. Aynen. Arkadaşlar kuşların fiziğini zaten görüyorsunuz. Yani bu kuşlar damızlı. Bu kuştan uçma gibi bir şey yok ama bunların altından gelenler tabii videolarını tabii. Serkan atıyordu. Bak en ufak yavruları mesela. Bu en ufakları. Bu hangisinden düştü şimdi? O apaçi erkeklerle mavinin. Mavi de apaçilerden. Ondan sonra şöyle bir sinekli var. Geç bakayım. Bir sinekli? Sinekli de apaçinin kızı. Bence dişi bu hayvan. He o dişi, o dişi. Onların ikisi de dişi gibi duruyor. Büyük ihtimalle. İkisi de dişi gibi duruyor. Arkadaşlar şöyle kuşları görüyorsunuz. Sonra böyle bir maşallahları var. Şöyle bir kara yavru var. O hangisininmiş ya?
Sen bu hangisini? Bu da aynı şeylerin devamı. Onun iki yuva ufak kardeşi. Maşallah maşallah. O yavrunun iki yuva ufak kardeşi. Şimdi kışlarda şurada duş alsınlar bizde. Böyle banyo yaptırmasaydık hareketten verirdik yani. Ne olacak? Dur ben onları arkalayayım hatta sen şöyle geç. Tamam ben şöyle oturayım o zaman. Sen getir. Arkadaşlar gerçekten de çok benim beğenerek izlediğim kuşlar bunlar. Çok da hoşuma gidiyor. Şimdi yerdeki duruşu da kuşun güzel olacak. Gidin oynayan kuşların çoğuna bakın. Oynayan... Şeytan değil mi? Hayır. Ayağını yerden kesti. Vatan haini ya. Gel lan buraya. Gel. Ay maşallah be. Bu turda iner. Ya da uçar. Kuş anlı ya şimdi rahatladı bir kendine geldi. Burada şey var ondan sonra. Oo, bak bak kısa kısa bak görüyorsun değil mi? Kaçlar bu kuşlar yatıyor. Yani yaklaşık bu kuş ne zaman duruşmuyor Serkan? Oruk 6 ay duruşmuyor. 6 ay duruşmuyor zaten ondan önce de düzenli uçum yok yani. Yavrumuz daha var sabun içi da gelir birazdan. Düzenli bir uçum yok öyle değil yok, mi? Yok düzen yok kardeşim. İş güç anladın mı? Şeker erkek var bakın. Bir bakayım lan. Gördün mü burayı? O şeker erkek de şey zaten. Yine apaçlardan değil mi o? Vardı bunun buraya. Buraları parçaladı bu kuş. Sopam nerede benim? Sopa nerede? Halet gibi maşallah ya. Bu benim kendi yavrum şeker erkek. Bunun yavruları vardı. Videolardan görüyorduk. Ne oldu onlar? Vardı. Verdik birilerine verdik uçursunlar diye. Ya ne oldu diyorsun? Satmışlar aga benim. Ben veriyorum yavruları adamlar satıyorlar. Satmışlar ha? Ya onu hiç kaldırma. Bayağı bir tüydü hayvan. Bayağıdır da uçmuyor. Olduğu gibi incesinde. İyi ama serinlediler ya. Güzel oldu. Düşün. Düşün onlar şimdi. Bu zamanlarda arkadaşlar tüy zamanı olduğu için bol bol duş verin kuşlarınıza. Kuşlarınız hem rahatlar hem de sıcaklara karşı da. Dışarı çek. Çık. Ah. İyisin. Evet. Zaten tüy zamanı. Gerek yok. Uçuma da gerek yok. Gelsinler banyo yapsınlar. Severler. Aga şimdi sıcakta tamam bunlarda bir ufak ishal durumu söz konusu. O yüzden ben onlara pirinç veriyorum. Anladın mı? Şimdilik pirinçle anladın mı? Birkaç gün ben bunları... Pirinç iyi gülüyor mu peki? Tabii canım. Normalde kırık pirinç vermemiz lazım da onlar kırık değil. Ama idare eder. Pirinç pirinçtir yani. Gel. He, ishal kuşlara diyorsun pirinç vererek. Tabii. İshalin geçmesine aynen yardımcı oluyoruz. 10 gün önce şey yaptım ben bunlara. Sinek ilacı yaptım, biyotik yaptım. Şimdi şey yapacağız. Sen söyle. 10 gün oldu. 5 gün sonra bir daha yapacağım. Yabaniler geliyor, sıkıntı yok. Gelsinler. Zaten bunlara ilaç veriyoruz diyorsun tabii, ha? Tabii tabii yabaniler gelsin sorun yok. Ama kümese gelip kümesten su içmesinler soluktan anladın mı? Muhabbet o. Gitsinler başka yerde içsinler. Gerçi ben bu kovanın içinde şimdi bunlar banyo yapıyorlar ya. Banyo yapmasalar bile sürekli su bırakıyorum buraya onlara. İçeri girip içmesinler diye. Yemi yesinler sıkıntı yok. Peki Sergen şey diyeceğim şimdi sana. Ne? Şimdi sen ne zamandır kuş besliyorsun? Kardeş. Ben baban da kuşçuydu herhalde sen değil mi? İlkokul 3. sınıftan beri kuş besliyorum. Peki şimdi burada kuşçuluğa yeni başlayacak genç arkadaşlar var. Bir oyun kuşunun hani uçarken herkes kuştan anlıyor. Hı. Öyle değil mi? Uçtan kuşu yere gelip seferini yaptığı zaman diyorsun ki iyi oynuyor, kötü oynuyor. Evet. Peki yani yerde olan bir kuşu nasıl bu uyku iyi kuştur diyebiliriz? Var mı o konuda bir bilgin? Sana bir şey diyeyim mi? Kuşu zaten kendini belli ediyor tamam mı? Yani önemli olan kuşu havada görmek kardeşim ben sana söyleyeyim. Yerde. Ama işte tamam havada göreceğiz de işte havada uçurma şansımız yok. Mezata gittik veya işte diyelim. Ben size şöyle söyleyeyim kardeş. Mezattan anladın mı kuş alınmaz. Mezata nasıl kuş götürülür? Tutmamış yani sevmemiş oynamamış kuşları götürüyor mezatta yolunu bulmak. Genelde iyi, iyi olanı kimse vermez ama diyoruz değil mi? Mezattan var ya iyi kuş çıkmaz yani bu 2-2 daha 4 eder yani. Onun gibi bir şey. Çıkma şansı yok abi. Mezattan iyi kuş alma şansı yok kesinlikle. Ha ne olur biliyor musun? Kümes patlatırlar. Güzel bir kümes patlatırlar. Tamam mı?
Onlar diyorsun mezete götürürler. Mezete. Zaten orada ayıkır yani insanları görür kuşta. Orada o patlatıdan gelen kümesten çıkan kuşlardan kuş çıkabilir. Onun haricinde öyle bir tane iki tane getiriyorlar. Ama çalıntı kuşun da kimseye yani faydası olmaz ya. Yani. Olmaz tabii canım ya. Ben yani önermiyorum öyle bir şeyi, yanlış anlama. Yani yok yok anladım. Sadece mezatta anladın mı? O şekilde güzel kuş. O zeyde kuş alırsın. Onun haricinde kuş alma şansın yok abi. Yani arkadaşlar çalıntı kuş. Çünkü çalınan arkadaşında illaki vebali oluyor, ah ediyor. Canım benim kümesimi aldılar, benim kümesimi aldılar. Yani demedin mi sen? Arkadaşım ulan hayrını aldım göremeye demedin mi? Dedin illaki, arkadaşım öyle değil mi? Arkadaşım aldı benim kümesimi Mecidiyeköy'deyken. O zaman kaça gidiyordum ben? Orta 1'e gidiyordum. Çok iyi kuşlarım vardı. Kümesinin kilidi yoktu. Geldi aldı kümesi. Ondan sonra ben ayıktım, buldum. Çocuğu buldum da kuşları dağıtmış, anladın mı? He. Kuşları dağıtmış, kuşları yalan etmiş. Yani benim de kümesimi aldı. Ne oluyor biliyor musun? Muhabbet şu, geliyorsun kümese, kapıyı bir açıyorsun, hiçbir şey yok. Başından aşağı bir kaynağın sular dökülüyor yani. Aynısı benim başıma da yaşandı. Lise 1'deyken çocuk arkadaşlarımız geldi, bizim kuşlarımızı çaldı. Ya neyse, pişman oldular, o oldu, bu oldu, şu oldu ama sonuçta o kuşlar gitti. Gider. He. Yani nasıl, bir tane kuş içinde, ne bileyim, ya onlarla arkadaş etmeyeceksin. Aslında bugün kuşunu çalan yarın başka şeylere abi gözüküyor. Abi canım ben. Öyle bir şey ama çocuk da, çocuğun şimdi hata yapabilir. Öyle değil mi şimdi? Yani. Ama şu yaşta şimdi gelip de adam senin kuşlarına göz dikiyorsa hani sıkıntı arkadaş, sıkıntı yani. Sıkıntı. Yeni başlayacak çocuklar ne yapacaklar biliyor musun, genç çocuklar? Alsınlar mezattan kuş, alsınlar uçursunlar, anladın mı? Bir antrenman yapsınlar yani. Ondan sonra zamanla ellerine güzel kuş geçerse geçer. Kısmet dayıcığım, bak sana bir şey diyeyim mi? Tabii kötüyle herkes kötüyle başlıyor. Öyle değil mi? Öyle mi de şimdi benim tanıdığım insanlar var. Adam 30 senedir kuş besliyor. 30 senedir kuş besliyor. Bir tane kuş uçuramıyor yani, tutturamamış, anladın mı? Bak benim yan tarafta kara miski besliyorlar, şurada 40-50 tane var. Bir de onların soyu, onların soyundan kupa olan miskiler var. Eskiye dayanıyorsun abi ha? Canım çok eski kara miskileri. Adam orada uçuruyor ama yok abi, yok yani yavruların oluyor, kovalıyor falan, hikaye çıkmıyor abi de. Olmuyor yani, kanı tutturmak lazım. Bu apaçilerin kanı tutmuş kan, şeytanın kanı tutmuş kan. Bunlar tutmuş kanlar. Bunların altından gelen yavruları ben uçuruyorum. Gözüm kapalı uçuruyorum yani. Valla doğru diyorsun. Elindekinin kıymetini bilmen lazım. Ya en önemli şey, çok güzel söyledin. Hayatta bu kuş olur, başka bir şey olur. Elinizdekinin kıymetini bilin. Çünkü ne zaman anlarsınız biliyor musunuz? Onu kaybettiğiniz zaman anlarsınız. Abi. Yoksa yani bugün bu kuş olur ya da başka bir şey olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Muhakkak elinizdekinin kıymetini bilin. Kuşlarımız böyle. Kuşlar maşallah var. Bu maviler var. Maviler de yine bu şeylerden çıkma değil mi? Apaçilerin yavruları. Bu maviler nereden türedi genelde? Maviler nereden türedi? He, yani hangileri, hani dişlisi hangisi mesela? Dişlisi bak şu tam karşısında duran. Nudi'nin yanındaki dişi. He, dur bakayım o. Şöyle bir. Anneleri bu diyorsun ha? Anneleri. Bu da yine apaçilerden yoksa Serkan tabii, buna tabii. Nereden gelme? Bu da apaçilerden. Mavi atmıştı. Böyle yürüdük. Ya şu mesela apaç dediğimiz soy, kaç senelik bir soy Serkan? Dayıcım ben sana bir şey diyeyim mi? Biz bunları şu anda 5-6 senedir bende. Ondan sonra sana şöyle söyleyeyim. Apaçinin soyu Ankara'da Mustafa Dana var. Girip bakabilirler Facebook'ta. Hesabı var, uçuruyor kuşu. Uçuruyor yani. Güzel kuşları var. Mustafa Dana'dan gelme bunlar, Ankara'dan. Ama yine sen yine direkt ondan almadın değil mi? Başka yok, birine. Abim benim besliyordu bunları. Acarkent'te uçuruyordu ya villada. Ha o villada uçan. Kırcı falan uçuruyordu. Evet evet. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. O bıraktı kuşçuluğu, evlendi. Kuşları bana getirdi. Ondan sonra o şeker erkek var ya. Az önce kaldırdım şeker erkek. Ha arkada olan, şurada arkada. O villanın önünde oynayan kırcı dişi var ya. He. Anneden kardeşi. He onun direkt kardeşi. Anneden kardeşi. Anneden kardeşi. Babası kara çakmaktı. Çok iyiydi. Öldü. Bak geliyor mesela bir tane erkek. Gördün mü? Erkek geliyor bak, kümeseye gidiyor. He o da, o gerçi herhalde beyaz boncuklu olan değil mi? Aynen, o da şeytanlardan. Beyaz boncuklu olan şeytanı seviyor. Şimdi şeytanlara gelelim. Şeytan dediğimiz kuşları bir görme şansımız var mı ya? Şeytan dediğimiz... Kalkalım mı yoksa? Kardeşim sana bir şey diyeyim mi? Bu bir tanesini gördük zaten. Bir tanesini gördük, bir tane de arkadaşlar. Bir tanesi az önce kalktı. Ha doğru, onu da gördük, doğru. Aynen, onu da şöyle bir... Neredeydi? Serkan'ı nerede? Ha şu arkada. Tamam şurada. Arkadaşlar bu kuşun kafasında şöyle beyazlıklar var. Saz kanat.
Yani harbiden gözler mözler böyle var ya, cam gibi maşallah. Harbiden şeytan gibi kuş. İsmini nereden geliyor peki? Bunlar nereden geliyor biliyor musun? Bunları abim benim birisinden alıyor. Kağıthane birisinden. Ben Facebook'ta, o zaman Facebook kullanıyordum. Facebook'ta paylaştım. Sonra adam bana mesajla ulaştı. Konuştuk, muhabbet ettik. Dedi böyle böyle dedi, vatandaşılmıştır. İsmini vermeyeceğim ben abinin. Sana geçmişti. Dedim bana geçti. Evet. Dedi şeytanlar duruyor mu? Dedim duruyor. Anlas. Dedi onları dedi, sakın kaybetme. Onlar da çok özel kuşlar. Dedim eyvallah abi sağ ol. Çünkü soyu komple almış, anladın mı? Şeytan soyu başka hiçbir yerde. Yine o şeyden geldi değil mi? O abiden geliyor. Aynen. Senin hepsine şeyleri falan aldığın abiden geliyor. Doğru aynen, değil mi? Öyle. Kuşlar, bu kuşlar farklı kuşlar. Gerçekten oyun kuşu üzerine çok iyi kuşlar. Ha bunların, fakat bunların altından lafını kesiyorum kardeş, he. Pardon da bunların altından gelen yavruları tamam gözün kapalı uçur yani. Bak hareketleniyor orada bir tane mavi abi. Orada bir tane mavi. Peki gözün kapalı uçur kardeş. Hiç Serkan, yapma, peki tutar. Serkan. Şimdi illaki belki isteyen arkadaşlar da olacak. Satılık var mı yavru kuşun burada? Kardeşim maalesef. Hani kuş satmıyorsun değil mi? Yavrulardan filan diyorsun, yok, vermem diyorsun. Kesinlikle. Satılık olsaydı arkadaşlar. Bu da yavrulardan bir tane. Daha yavrular da, yavrular tüyde. Biraz da geç kaldın herhalde yavru uçurmakta. Uçurmaz, yani zaman da yok. Geç kaldım anladım. Dursun elimizde dursun şimdi kuşlar. Damızlık yapalım ben onları. Dursunlar abi, zarar yok bana. Gerçi kuşların de artmadı ha. Bu sene kaç tane yavru olabilir? Çok şunlar var yavru. Gerçi. Var 6-7 tane yavru var da çok fazla yavru almadım. Şu beyaz dişi, o Nudi var ya. Benim evde baktığım Nudi, bilen bilir. Ha biliyor, o videoları onun izler. Bir ufak kardeşi. O beyaz erkek kovalıyor. Bakalım eş almışlar onu. O beyaz erkek de yine bunlardan çıkma değil mi? Apaçilerin altında. Onun babası işte. Hangisi? Biliyor musun? O kim? Onun babası da o mavi boncuklar var ya, onlardan bir tanesi. Karıştırıyorum ben onları. Çok beğeniyorlar birbirlerini. Onun annesi de yine dişi, apaçilerin kara bir dişi vardı. Çok iyi bir dişi. O öldü. Annesi de kara dumanlı dişi. Senin bir tane kara, ne oldu o kara? Harbiden ha. Bana getirdiğin bir tane kara vardı ya. Evet. Kara dişi. Kara nerede? Kara. O rüzgarın azizliğine uğradı galiba. Kalktı o kuş. Burada mıydı peki? Burada canım, burada gelecek buraya. Bugün öyle açtım ki mesela çalışmıyorum ya. Banyoya geldi. Güzel de rüzgar esiyor. Peki şimdi burada diyorsun 3 tane damar var. Aynen. Hepsini birbirine çalışarak işte. Çalışıyorum. Atlarından işte. Gelenlere bakıyorsun. Bak sana bir şey diyeyim, bir şey. Heh. Ben kardeşim hani şununla şunu eş yapayım deyip anladın mı? Eşe atmıyorum yani. Hepsini biliyorsun zaten. Yani kendi hallerine bırakıyorum. Onlar anladın mı? Eşini buluyorlar. O şekilde devam ediyorum. Öyle diyorum ki hani mesela diyelim apaçi şeytan erkekle tamam mı? Kula dişi eş yapayım, altından yavru alayım. Eşhaneye atayım tamam mı? Bende öyle bir şey yok yani. Bırakıyorum kendi hallerine. Kim kim kendi başlarına eş alıyorlar diyorsun bakıyorum, ha? Bakıyorum duruma göre değiştiriyorum ama bu şekilde her zaman altından gelen kuşlar oynuyor yani. Kendi haline bırakacağını kuşun. Eşe de atılır da. Ama zaten ama şu an sen düşünüyorsun. Kuşların zaten genelde birbirine giren kuşlar olduğu için. Hani senin o yönden sıkıntın yok. Yok hangisi onlar birbirlerini buluyorlar tabii. Hangisi eş alırsa sorun olmuyor. Olmuyor. Yani o yüzden ama bu adam mesela kuşun kümesinde bir dünya kuş var. Hangisiyle eş alacak? Ya karışabilir yani. Bilemez de hangisiyle eş almış. O yüzden de yine eşleme çok önemli tabii. Oyun kuşunda ama senin dediğin gibi kuşların zaten hepsi birbirine girebiliyor. Aynen. Yani kuşların eşleme kökü aynı zaten. Şu en sağdaki mavi yavru nereden, hangisinden çıkma yine? Hangisi? Biliyor musun? Şu yavru var ya, o sağdaki. O mavi apaçi erkeğin yavrusu. O mavi apaçi erkeği, gel şurada. O mavi apaçi erkeğin eşi hangisi? Serkan? Gösterdim ya mavi dişiyi. Yok mavi dişi orada, onun işte. Eşi onun hangisi? Eşi kardeşim, sana bir şey diyeyim mi? Onun eşini ben sana hemen gösteriyorum. Bir dakika, ya bu ya bu. Dur bakayım. Karıştırıyorum ben bunları. Bir tanesi kara gerçi. Bir tanesi koyu. Onun eşi bu ya. Şu açık olan. Açık olan değil mi? İşte dişi de burada. Ha dişi de orada aynen. Hı-hı. Bana getirdiğin dişiyle birebir aynı ya. Bunun yavrusuydu değil mi? O dişi buna yavru değil aynen, mi? Yavrusu değil mi? Evet. Aynı birebir aynı. Ben bunların yavrularını verdim. Kardeşlerimize verdik, aşağıda uçurttular kuşlar.
Dedeleri paramparça ettiler, ondan sonra bir tanesini atmacaya verdi. Ondan sonra bir tanesini de birisine vermiş, bir arkadaşımıza vermiş. Ne oldu bilmiyorum, dağıldı kuşlar. Kuşlar gitti. Ya bir de ya şöyle bir şey var Serkan. Ya bir insana kuş ediyor diyorsun, adama bedava geldiğinden mi nedir? Ulan kıymet bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. Ama parayla vermiş olsan adamlar deli gibi kıymet biliyor. Para verdim muhabbeti. He. Ya o da çok şey bir şey. Genel olarak arkadaşlar kuşlar böyle. Yine bana yazarsınız, belki Serkan'ı ikna ederiz. Satmak isterse yine yavrulardan belki düşer ya da yeni çıkacak yavrulardan sözünü alırız. Ama bunlardan besleyin. İnşallah ben bu sene uçuracağım. İnşallah. Bu kışın. Var sende. He? Sende var. Bir takım var. İşte o maviyle, bir tane maviyle gelen yavrular var. Var. Kara dişiyle dumanlı he, da var. Boz dumanlı da var. Dumanlı da var sende. Aynen onlardan işte. Sen 4 tane var bu kuşlardan. Aynen onlardan bende 4 tane var. 4 tane var bakalım. Hatta 6 tane oldular. 2 tane de yavru aldım atlarından. Ya, 6 tane oldu. Şimdi onlardan çoğaltıyoruz. Bakalım inşallah ailesiyle uçuracağız. Göreceğiz bakalım ne olacak, ne bitecek. Oynarlar, senin orayı paramparça ederler. İşte o yerde uçuracağız bakalım ben inşallah. Ben sana söylüyorum şimdi buradan, sen videosunu çekip atarsın. Açacağız açacağız inşallah ya. Şimdi söylediğim ya sözü... Yeter ki bizde olsun. Bizde olduğu zaman al Serkan şunları, sen de şunları. Ya gerçi sende var onlardan bende da. Bende var, bende var. Bende almam kardeşim. Ya bizim de gerçi yani öyle de bize sen şimdi hediye etmesin. Biz de gidip de herkese dağıtılma. Sen iyi bir dostun olur. Ona verirsin ama herkese verecek kuşlar da değil tabii ki. Bak bir tane kaçak indirdim geçen gün, sabun dişi. Yemin ediyorum var ya kuş. Çok iyi kuş. Buraya onu bastırana kadar var ya. Ne oldu? Kuşları yalan ettim. Ben ona geleceğim. He. Işte. Ben kümese yabancı kuş sokmuyorum. O kuşu götürdüm mezatta bizim bir abimiz. Götürdüm ona verdim. Sokmuyorum abi yabancı kuş. Gerek yok. Yani ya tabii bildiğin kuş boşuna. Ha boşuna ama ne kadar. Ama dişi çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi yani. Hakkını yememek lazım. Çok uğraştırdı beni. Neler yapıyordu. Ama yapacak bir şey yok yani. Giremem hani başka bir kuş giremem bunlara. Girdim mi sıkıntı. Doğru diyorsun, girdin mi bundan sonra önünü alamıyorsun. Girdim ama bekleyeceğim mesela altından geleni uçuracağım. Alttan, işte 6 ay 7 ay 8 ay. Oldu mu bitti mi? Oldu şudur. Olmadı. Aa verdin 8 ayını gitti. Kuş da oynamıyor. Eyvah eyvah 8 ay çöpe gitti. Gerek yok yani o yüzden. Aynen aynen öyle. Ne olduğunu bileceğim dayıcım, bildiğin soydan yürüyeceğim. Aynen öyle. Neyse Serkan, son olarak var mı seni takip edenlere, bizi takip edenlere söyleyecek herkese, bir şey? Herkese çok selamlar olsun buradan. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. Şu anda kuşlar tüyü de herkes biliyor. Kuşları zorlamasınlar, uçurmasınlar. Hani iyi kuş uçurursun. Tamam iyi kuş vardır adamın elinde. Tüyü dedir, uçurur. İncesinde, şu anda incesinde bütün kuşlar. Kuşu kaybeder, yazık olur yani. Hep beklesinler, sonuna kadar beklesinler. Kuş şöyle bir kendine gelsin. Bütün incesini dişsin. Ondan sonra uçsunlar. Yani, tabii canım incesin mesela kuş ince tüyünde. Oyunlu kuş, çalışan kuş, seferli kuş. O kuşu kaldırdığın zaman yarı yarıya anladım. %50 ya iner ya yürür gider. Canı yanıyor çünkü. Öyle tabi. E ne olur havadayken bir martı saldırır ona. Olur abi, her yerde martı var şimdi. Martı saldırır bir şey olur. Kuş şaşırtır, kuş yürür gider yani. Bunu çok yaşadık biz. Ha, aynen öyle. Ben bir tane sabunik kaçırdım buradan yavru. Şu arkada birisine indi biliyorum. Onun da tanıyorum. Gidip istemedim. Buraya da alışkındı kuş. Aynı muhabbet oldu. Martı kovaladı falan. Bir ay, iki ay sonra kuş geldi benim buraya. Kuş buraya 6-7 tane yaptı. Güzel şeyler yaptı. Ben tanıyorum kuşu zaten. İnmedi kuş buraya. Yine gitti oraya değil mi? Gitti oraya. Tabii. Güzeldi sabunu. O da apaçilerin altından gelmedi. Yapacak bazen bir şey olmuyor işte. Havadakinin sahibi olmuyor. Ama geldi burada yaptı birkaç tane. Keyif yaptırdı bana, yürüdü gitti. Yetti diyorsun bana. Yaptı yapacağını tabii. Gösterdi kendini. Arkadaşlar böyle video var ya, birkaç saat sürer böyle. Muhabbet bitmez mi Serkan'la? Herkes kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olsun. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kalın sağlıcakla dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Elinizdeki kuşun kıymetini bilin. O kadar.